Selamlar Roleplay Hunter kanalının izleyicileri. Hoş geldiniz. Massacre serisine kaldığımız yerden konuşmak ile devam ediyoruz. Önceki oyunda Nocturne'la karşılaştık ve onu patakladık biraz. Oyunda bir gelişime dair hiçbir şeyimiz kalmadı. Gelişimde eksik kalan karakterlerimiz sadece büyücülerimiz oldu. Büyücülere baktığımda buz büyücümüz, ateş büyücümüz, rüzgar büyücümüz, mistik büyücümüz. O zaman şöyle yapılabilir. Bir göreve ateş ve rüzgarla gidip diğer göreve mistik ve fırtınayla gidilebilir. O zaman görev serimize başlayalım yavaşça. Hatta bakalım. Meleğimiz kalmamış. Artık belli bir yerden sonra oyun kolaylaşıyor. Yine gizli sığınakların birine gideceğiz. Kolosu'ya giden gizli bir geçit bulduk. Çürümüş, yozlaşmış büyü avcılarının, atalarının işleri. Hadi onları durdurma zamanı. Umarım onu durdurmak için zamanım vardır. Bizim araçlarımız kendiliğinden ilerlemiyor. Gibi bir şey dedi de. Anlamını çözemedim. Son parçalarını bulacağız galiba o. Pestir Titan'ın. Evet. O zaman biz ateş ve mistik aldık. O zaman bir tane de elektrik alalım. Nerede benim kuş elektriğim? Evet. Artık güçleri gelmeye başladı. Kaç 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 kaç. Pam 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 pam. Kaçamadım. Nereye aldık komboları da hatırlamıyorum ki. Sanki büyücünün bir tanesi burada kaçtı. Yok, kaçmamış. Evet. Güzel. Hızlıca kesiyoruz yine. Yani dediğim gibi tüm gelişmeleri yaptıktan sonra. Ha bu arada burada büyü seçmemin çok da mantığı yok. Şundan dolayı aşağı indikçe sürekli yeni büyüler verecek bana. Geçici büyüler. Bu yol mu var? Oyunun sesini biraz daha açtım. Duyulmuyor diye. Umarım bu sefer artık savaşın sesini duyabiliyorsunuzdur. Kopyaların büyüler daha fazla büyü vuruyor. Büyü hasarı vuruyor. Tabii ki de bundan gideceğim. Hangi büyüyü kullanmıyorum? Şu an bunu hiç kullanacağımı da zannetmiyorum. Haritaya bakıyoruz. Şöyle bir tur at, şuradan bir tur atacağız. Yukarıda büyük bir savaş olacak. Evet, burada. Bakalım hemen. Yani toplu hasarımız daha fazla, bir de kopladığımız büyülerin daha fazla hasar vuruyoruz. Sizin kısmetinizmiş arkadaşlar ultiden hasar yemek. Evet, biraz öyle oldu yani. Hatta ultimizin görüntüsünü değiştirelim. Çünkü hani
Default kullanıyorum. Prismatik, Fallen Sky, Crimson. Crimson daha kırmızı olacak gibi geliyor. Fallen Sylas. Tamam. Düşmüş Sylas yapalım. Müzik güzel bu arada. Düşünce bu müzikten uzun süre bir maruz kalmışız gibi. Evet, ikinci özelleştirme. Bunun geçen çok güçlü olduğunu gördük. O zaman çalıp çalıp vuracağız, çalıp çalıp vuracağız. Ama bu konum güzel gibi. Aa. Nefret ediyorum bu şeylerden. Hadi bir tane de değiller. Ama Allah'tan şanslıyız ki yüksek menzilden çekebiliyoruz bunları, patlatabiliyoruz. Yani oyun bizi zorlamıyor oraya gitmeye. Gidersek güzel olur mu? Olur, daha kontrollü yaparsın diyor. Bir tane değiller. Bayağı bize hazırlık yapmış arkadaşlar. Burada chest yok. Yukarı bakalım. Burada da chest yok. Burada artık chest'in bir manası da yok. Yalan olmasın. Dur, burası daha güvenli gibi. Abi taşın arkasındayım ya. O nasıl bir açı? Lan çekiyorum ya işte seni. Harbiden belli bir yerden sonra paranın anlamı yok gibi. Çünkü yapabileceğim geliştirme kalmadı. Etrafı büyük sıçratması daha mantıklı. En azından ek bir büyü hasarı. Aha geldi. Oy, kaç. Bunlar elektrik daha çok vuruyor. Büyünü bir çalayım ben. Özür dilerim. Orada bir şeyler var. Oh. Kendi büyüleri dövme. Olmaz ki şimdi. Zavallı hayvan deyip vurmam da. Zavallı hayvan öl. Bu chest'ler biraz speedrunner'lar için, hani ara görevleri yapmayanlar falan varsa diye büyük ihtimal. Güzel kuş. Ama hepsi kuş içinmiş. Buna değerdi. O zaman hızlıca büyüleştirelim. Özür dilerim. Ha, bir şey de yokmuş. Tamam. Ve hiç iksir harcamadım. Harcayalım. Zaten birazdan sıfırlanacak iksirler.
Ne vereceğim bana? O zaman bunu deneyelim. Hasar yememeye çalışalım. Bakalım hasar yememeyi başarabilecek miyiz? Çünkü benim için çok zor bir şey bu. Yani dediğim gibi zor. Ufak şeyler de hasar veriyor sağda solda. Denemedik demeyiz. Burada ne var? Dur. Ana yola gitmeyelim de. Yani chest varmış. Belli bir yerin sonra eğer ki benim gibi yağma goblin'iyseniz, çöpçülük diyoruz biz onu genellikle. Erken zaten her şeyi elde etmiş oluyorsunuz oyunda. Allah Allah. Emikledi gücümü. Hop hop. Kuşu aldık. Başka kuş olacağını zannetmiyorum. O yüzden çok rahat yine gidebilirim. Hani chest kovalamaktan ziyade canımızı dolduralım da. Bakıyorum şimdi haritaya. Sanırım son boss'a doğru gidiyoruz. Boss patron savaşı olacak büyük ihtimal. Ultim hazır. O zaman patron savaşı ne? Canımızı arttırmak. Şimdi yani bunu çok kullanmadık. Canımızı arttırıp bir tane ateş büyüsü koymak daha mantıklı. O zaman arkadaşlar iki kolossusla savaşacağız. Hazırız demek ki. Bir ateş. Hadi. Biri elektrik şey dönüşecek. Şu an çok sıkıcı bir fight'a dönüşüyor. Şimdi mi dönüştün cidden? Büyüyor. Ha, elektrik büyüsü geldi. O zaman yakalım seni. Çünkü birini öldürme ötekini. Ama niye ölmedi hala bu? Ya ey. Ha bir de spamlıyorlar utanmadan. Yaratık çok bug'lı gibi. Dur, elektrik onu çok vuruyor. Tamam, biri öldü sonunda. Tamam. Buz almadığıma pişmanım biraz daha. Ne vereceğim bana? Biraz bug'lı galiba bu yaratıklar. Ha yo, yaratığı öldürmem lazım. Tamam. Tamam. Hoşça kal. Sürekli atabiliyoruz arkadaşlar. Tamam, yüzdü bu.
yani? Mekanik aslında zor değilmiş. Gelenleri kes filan. Belki de bu büyü taşların son görüşüm olacak. Bakalım ne olacak? Ateş büyücüsü tamamlanmış olması lazım, evet. Çok iyi. Zaten arkada boş şekillerine gidiyormuş bunlar. Bunu öğrendim, iyi oldu. Oo. Yine bilgiler, bilgiler. Bu şey onu öldürmüş. Onu daha tamamlamadan önce. Bunun karşısında hiçbir şansı yokmuş. Zavallı aptal. Eğer bizi önceden bulsaydın. Evet arkadaşlar, ateş büyücümüz ve mistik büyücümüz tamamlandı. Ve rüzgar büyücümüz de level aldı bu süreçte. Çok iyi aslında yani. Bu tamamlandı. Büyü avcıların titanı Kolossus'u devi diye geçiyor acaba bizde. Devi bugün de yola çıkmayacak. Büyü işte Silas. Bu proje için ilerleme kat edememeli lazım. Bu demektir ki bu süreçte büyücüleri serbest bırakıp büyü avcılarının terör egemenliğini sonlandırabiliriz. Belki bir daha benim atalarımın işlerini yozlaştırmazlar. Bu şeyleri sensiz yok edemezdik Silas. Leyna senin hakkında çok gururludur. Gurur duyuyor olmalı. Umarım... Yapmayın oğlum şunu ya. Şu an size yukarıdan bir yerden neredeyse bize gülümsüyordur. Hızlıca bir göz atalım. Durumumuz nedir? Sadece fullenmeyen bu ikisi kaldı. Ama 3 adam kurtarınca fulleniyorlar. O yüzden istediğim kişi alıp götürebilirim. Göreve. Yani ana kullanacağım büyüler üzerine götüreceğim çünkü. O zaman arkadaşlar, bu bölüme ara verelim. Teşekkürler beniz için. Kusura bakmayın, biraz hasta gibiyim. Sesim kötü çıkıyor olabilir. Tekrar kusura bakmayın. Teşekkürler beniz için. Hoşçakalın.